unutmasın. Kaç kere verim alıyorsun? Kaç kere çıkıyorsun? Salgın tehlikesi geçmiş değil. Ekeceğim zaten işte. Onu da açalım mı? Yeni Kayıköylüyüm, çiftçiyim, hayvancılıkla uğraşıyorum küçükbaş. Anamızdan doğduk doğalı bu işi yapıyoruz. Sizin izniniz çiftçiyi bir de hayvancılık uğraştığımızdan ÇKS'e belgemiz var. Onun için sokağa çıkma yasağı. Evet. İşte bu bir günlük iki günlük bir iş yani. O da zaten kendi işimiz olduğu zaman zorlandığımız zaman gidiyoruz yani. Bırakıp gidiyoruz. Ya tabii şimdi oruç zorlar tabii. Yaş geçmiş, yaş 65. Serinlik var. Şimdi hiç dokanmıyor. Onun için arkadaş sağ olsun yardım ediverdi. Ben yalnızım. Benim bir oğlum var subay. Öbür iki tane de kızım var evli. Bu da bana yardım ediyor. Motor sürüveriyor işte. Bu köyde yetiştik. Bu köyde hayvancılık yapıyoruz, çiftçilik yapıyoruz. Yaptığımız işte meslekler bunlar. Şu anda nohut ekiyoruz. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız izin verdi yani. Çiftçi belgesi olanlar izin alıp her türlü şu anda tarlasını ekebilir yani. İlaçlamasını yapabilir. Köyde her türlü faaliyetini yapabilir yani. Cumhurbaşkanımız izin verdi. Bunun izinimizi alıp her türlü yani ekinimizi ekiyoruz. Başka da bir şey yok yani, nohutlarımızı ekiyoruz. Şükürler olsun, havalar iyi, çok iyi. Serin gidiyor. Ondan dolayı iyi. Kurban olduğum Cenab-ı Allah da sabrını verir derler ya. Sabrını da veriyor yani. Şu anda havalarda serin yani. Ya birazcık susuyoruz ama kurban olduğum veriyor. Sabahleyin işte saat 9 gibi geliyoruz. Akşam şu saat oldu, daha saat 7 oldu, 6-7'ye kadar çalışıyoruz. Ondan sonra evimize gidip iftarımızı açıyoruz.
Çocukluğumuzdan beri bu işlerle uğraşıyoruz. Şimdi burası sulanıyor. Yarın domates pidası ekeceğiz. Devamında üç tarafa salatalık ekeceğiz. Fasulye, biber ekeceğiz. Temmuz'un 20'si civarında yetişmeye başlar. Belki zorluyor ama ne yapacak? Bu işler olacak. Ekeceğiz, dikeceğiz, yetiştireceğiz. Bir şeyler üreteceğiz. Daha hem günler kısalıyor, hem hava serinliyor. Yani yıl geçtikçe 10 gün daha erken geldin, kış dönemine geliyor. Yazın çalışmakta bir sıkıntı bu şekilde olmuyor artık. Başka 6-7 saat civarında çalışıyoruz. Bir an önce bu salgından kurtulmayı temenni ediyoruz. Aslen Mardinliyim. 2004'ten beri Yeni Kayı Köyü'nde ikamet ediyorum. Günlük hayatımız çiftçilik. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Şimdilik sebze tarlasıyla uğraşıyoruz. Hem Ramazan ayı münasebetiyle tarladayız, hem de herkesin içeride olduğu bir dönemde, sokağa çıkma yasağının olduğu bir dönem olmasına rağmen biz çiftçiler olarak gene dışarıdayız. En azından hani ülkenin ekonomisine ve ülkenin kalkınması adına elimizden geleni yapıyoruz. Bu şekilde çiftçiliğimizi devam ediyoruz. Ramazan ayıdır, biraz zorlanıyoruz.